Başlayalım mı? Mert. Hocam canlı yayınımız, canlı yayınımız başlamıştır. Buyurun. Tamam, teşekkür ederim. Merhaba herkese, hoş geldiniz. Sinefilosofi Sempozyumunun son günü A10 oturumuna hepiniz hoş geldiniz. Bugün burada filmleri farklı disiplinlerle izleme üzerine konuşacağız. Bu benim için de çok önemli, çok merak ettiğim bir konu. Çünkü sanat dediğimiz zaman sanata farklı bağlamlarda baktığımızda farklı bakış açılarının getirdiği zenginlikle karşı karşıya kalıyoruz. O yüzden bağlam meselesinin çok önemli olduğunu düşünen birisi olarak farklı disiplinlerle sinemaya bakanların nasıl baktığını, nasıl gördüğünü, nasıl izlediğini burada dinlemek bence çok keyifli olacaktır. Konuşmacılarımızı kısaca tanıtayım ben. Özlem Tuğçe Keleş, tarih yazımı ve sinema üzerine bir sunumu olacak. Asal Hoyati'nin sinemada kentsel melankoli, pardon özür dilerim, hukuk ve film yaklaşımlarına dair bir sunumu olacak. Pardon, tekrar özür dilerim, kusura bakmayın. Sinema mimarlık etkileşimi bağlamında bir bilim kurgu film analizi, Arrival filmi. Listem birazcık karışık olduğu için bir karışıklık oldu, kusura bakmayın. Harun Bodur'un da hukuk ve film yaklaşımlarına dair bir sunumu olacak. Şimdi her konuşmamızın 15 dakika süresi olduğunu söyleyerek başlayacağım. Sorularınızı chat board açıldığında büyük harfle hangi kullanıcıya soru sormak istiyorsanız chat board üzerinden yazabilirsiniz. Ayrıca YouTube'dan canlı olarak izleyen izleyicilerimiz de sinefilosofi@gmail.com adresine A10 oturumuna yönelik soru sorduklarını belirterek tabii ki ve soru sormak istedikleri kişinin ismini belirterek sorularını iletirlerse sorularını burada panelistlerimiz cevaplayacaktır. Çok teşekkür ediyorum. Ve sözü Özlem Tuğçe Keleş hocamıza bırakıyorum. Herkese merhaba. Öncelikle böyle güzel bir etkinlikte yer aldığım için çok mutluyum. Onu ifade etmek istiyorum. Ve sunuma geçmeden önce sinema ve tarih ilişkisini doktora tezinde çok uzun süre çalışmış biri olaraktan tarihçilerin yaklaşımlarına vakıf olmaya çalışırken aynı zamanda sinemacıların da tarihe bakış açısını geliştirmeye çalıştığım bir süreçten, bir filtrelemeden böyle bir çalışmayı ortaya çıkardığımı ifade etmek istiyorum. Hem tarihçileri hem de sinemacıları ortak bir noktada buluşturma çabasından ortaya çıktı. Bu nedenle de aslına bakarsanız gerçek anlamda sinema tarihi yazımı ve tarih yazıcılığının sinema ile olan ilişkisinin analiz edildiği bir çalışma olaraktan bunu derlediğimi ifade edebilirim. Bu nedenle aslında bu çalışmayı ilk yaptığım evrede karşılaştığım bir cümle beni çok etkilemişti. Naim Er'in şöyle bir sözü var, sinema ve tarihin birbiriyle olan ilişkisini aktarırken. Tarihçi der Naim Er, daha çok ressama benzer. Ressamların duran ve olan olguları tıpkı fotoğrafçılar gibi olduğu gibi aktarmasından aslında birbirlerine benzediklerini ifade eder. Ve sinemacının aslında tarihçiye benzemediğini, çünkü kurgusal olaraktan yapısının değiştirilebilirliğinin tarihe çok uygun olmadığını ifade eder. Ben de aslında bunu tartışmaya başladığım bir çalışmadan bugün geldiğim noktada sinema tarih yazımı ve sinema tarihi üzerine çalışmalar yapmaya başladım. Bu noktadan yola çıktığım zaman da karşılaştığım unsurlar aslına bakarsanız gerçekten tarihin ne olduğu, tarihçinin neden esinlenerekten tarihi yazmaya başladığı ve tarihçinin tarih üzerindeki etkisinin ne olduğu, tarih yazımının öneminin ne olduğu, tarih yazımı ve sinema ilişkisinin nasıl kurulabileceği ile ilgili çalışmalara bakmak oldu. Sonrasında ise en sonucunda tarih çalışmalarından geçirdikten sonra tarihte sinemada tarih yazımının önemini üzerine düşünmeye başladım. Ve bir başka beni yönlendiren yaklaşım tabii ki, şurada bir F5'e basmaya çalışıyorum.
Her tarih zamanının çocuğudur, dahası tarih yoktur, tarihçi vardır yaklaşımı oldu Taner Timur'un. Çünkü Naimer'in söylediğinin üzerine düşünmeye başladıktan bir süre sonra bu cümleyle karşılaştığım zaman ortaya çıkan şey bende şunu düşündürdü. Demek ki tarihi tanımlarken aslında tarihçinin bakış açısından tarihi tanımlamaya başlıyoruz ve bu perspektif bize tarihçinin tarihe mesafesini, tarihi olgulara mesafesini ve tıpkı sinemacı gibi tarihin kurgusal yapısı üzerine düşünmeye itiyor. Bu açıdan değerlendirdiğimiz zaman aslında öyleyse tarihi nasıl tanımlayabiliriz, perspektifine nasıl bakabiliriz, nasıl objektif olabiliriz ya da tarihin tamamı subjektif bir bilim olarak mı karşımıza çıkıyor diye düşünmeye başladım. Ve aslında herhangi bir yönteme ihtiyaç duyulmaksızın şu andan geçmişe, yani bir dakika öncenize veya beş dakika öncenize gittiğinizde ya da beş yıl önceki bir anınızı aktarmaya başladığınız zaman, her anınızı aktardığınız zaman sizler de birer tarihçi olarak karşımıza çıkıyorsunuz. Peki o zaman tarihin objektifliği nasıl tanımlanmalı ve tarih nasıl objektif bir bilim olaraktan karşımıza çıkabilir ya da objektif midir? Bunu tartışmamız gerekiyor. Tarihin yönteme kavuşması bu bağlamda çok uzun yıllar alıyor. Aslında geçmişe baktığımız zaman birçok tarihçiyi bugünün koşullarını değerlendirerekten büyük tarihçiler olaraktan ifade ediyoruz. Fakat tarihin yazımı evresine geldiğimiz zaman en başta tarihin yazılışıyla ilgili yöntemsel olaraktan karmaşalarla karşılaşıyoruz. Geçmişe ait öğelerin tasnif edilmesi aslında tarihin kendisinin ortaya çıkmasında ön plana çıkıyor. Ve Colin Wood'un Tarih Tasarımı kitabında referans verdiği üzere insanların geçmişte yapmış oldukları eylemler aslında bizim ilk tarihe bakışımızdaki karşılaştığımız unsurlar olarak da çıkıyor. Ve şunu düşünmeye başlıyoruz. Tarihi tanımlarken ilk referans verdiğimiz unsur insanlar. Peki dünya tarihine baktığımız zaman, dünyanın varoluşuyla ilgili değerlendirmelere baktığımız zaman mitlere referans veriyoruz. Bugün bilimsel açıklamalara referans veriyoruz. Onlardan elde ettiğimiz bulgulara referans veriyoruz. Ve tüm bunları aslında değerlendirirken başvurduğumuz yöntemsel olaraktan da yaklaşımlarla değerlendirdiğimiz unsur yine insanı merkeze alan, insanın referanslarından, insanın filtrelerinden ortaya çıkmış olan bir tarih yaklaşımı olarak karşımıza çıkıyor. Robinson da yine Colin Wood'la aynı dönemlerde tarihi tanımlıyor ve şöyle ifade ediyor aslında. Tarih insanın yeryüzünde ilk boy gösterdiği andan itibaren bıraktığı tüm işleri, tüm kalıntıları içerir diyor. Ve yine insanı merkeze alan bu tarih yaklaşımı aslında tarihçinin böyle bir bakış açısının olmasıyla ilgili olduğunu bana hissettirdi. Ve tüm araştırmalarımı aslında tarihçilerin bakış açılarının nasıl etkilendiği ve nasıl inşa edildiğiyle ilgili kurmaya başladım. Bu noktadan itibaren aslında bir tanım ortaya atılabilir diye düşündüm. Tarih yoktur, tarihçi vardır iddiasında bulunulabilir diye iddia ettim. Çünkü tarihçinin kurmuş olduğu tarih yapısı aslında bugün dünyanın tüm tarih yapılarına, ülke tarihlerine, sinema tarihine, insanlık tarihine, siyasal tarihe baktığımız zaman aslında karşılaştığımız tüm bakış açıları bize tarihin değil, tarihçinin ayak izlerinin var olduğunu ortaya koyuyor. Dolayısıyla tarih yazıcılığı tarihten daha geniş, daha uzun ve daha tartışmaya açık bir tartışma olarak karşımıza çıkıyor. Çünkü tarih yazıcılığının tarihsel süreci şunu gösteriyor ki tarih yazıcılığı ideolojik olarak dinlerden, dönemin iktidarlarından, toplumsal değerlerinden, kültürlerinden meşrulaştırıcı öğeleri alaraktan aslında ideolojik bir araç olarak karşımıza geliyor. Ve bu bağlamda değerlendirdiğimiz zaman tarihi tarihsel koşulları içerisinde değerlendirdiğimizde tarihin yazıldığı süreç içerisinde tarihçinin kendi döneminin söylemlerinden, ideolojilerinden, dini inanışlarından etkilenerekten ortaya çıkarmış olduğu tüm olgular aslında kendi döneminin dilini, kendi döneminin ideolojisinin ortaya konulmasına neden oluyor. İster alternatif tarih çalışmaları olsun, ister resmi tarih yazım çalışmaları olsun, tarihçi kendi döneminin insanı olaraktan ortaya çıkardığı tüm olgularla geçmişe baktığında aslında gelecekte o günün nasıl hatırlanması gerektiğiyle ilgili bize referanslar veriyor. Bu anlamda da aslında tarih yazıcılığını çok temelde ikiye ayırıyoruz. Birinci döneminde tarihin aslında tasnife yönelen ve kayıt altına almaya
referans veren bir yaklaşım olduğunu. İkinci aşamada ise anlam üretmeye, neden sonuç ilişkisi içerisinde tarihi bir bütün olaraktan insanları dahil eden merkeze alan bir yapıyla aktarmaya başladığını görüyoruz. Tarih yazımı örneklerini yine değerlendirdiğimiz zaman çok farklı dönemlerde tarih yazımının çeşitli kuramlarla, yöntemlerle açıklanmaya çalışıldığı fakat yine dönemin ideolojisinden, dönemin söylem ve koşullarından etkilendiği hatta tüm dilini bunun üzerine kurduğunu ifade edebiliriz. Bu açıdan örneklerimi aslında birkaç spesifik örnek üzerinden seçtim. Fakat tarih yazımı dönemlerine baktığımız zaman 18 tane tarih yazımı ve değişim döneminden bahsettiğimizde altını çizmek istiyorum. Orta Çağ tarih yazımına örneğin baktığımız zaman Tanrı'nın gücünün ve erkliğinin aslında meşrulaştırıcısı bir öğesi olarak biz tarihle karşılaşıyoruz. Ve bu bağlamda da aslında vahiylerle objektifliğini kaybedip aslında kilise merkezli bir tarih yazımı ve tarihin dini meşrulaştırıcı bir araç olaraktan karşımıza çıktığı aneles dediğimiz yani yıllıklar olaraktan aktarıldığını görüyoruz. Aydınlanma tarih yazımında ise daha önceki tüm tarih yazım süreçlerinin reddi niteliğinde dini merkezden çeken, daha objektif olmaya, daha fazla toplumsal olayları ve öğeleri içerisine alıp neden sonuç ilişkisi içerisinde yazılmaya çalışılan bir süreçten bahsediyoruz. Fakat günümüz tarih yazıcılığına yaklaşmaya başladığımız zaman özellikle 1930'lardan itibaren Anales Okulu ekollerinin tarih yazımındaki değişime nasıl sebep olduğuna değindiğimizde tarih yazımının merkezine insanı alırken insanın günlük hayatındaki, toplumsal hayattaki ve toplumların birbirleriyle olan ilişkilerindeki tüm siyasi, ekonomik, sosyal söylemlerden beslenerekten kırılmaların aslında insanları nasıl etkilediğine ve bu insanların hayatlarının değişimlerine referans vererekten tarih yazımının olduğunu referans verdiklerini görebiliyoruz. Bu açıdan da aslında birazcık tarihsel materyalist bir yaklaşımı merkeze aldıklarını ve Marksist tarih görüşünü merkeze alaraktan bir nevi tarih yazımının toplumsal ve ekonomik koşullardan değerlendirilmesi gerektiğini ve bunu yaparken de tarihçinin birazcık daha olayların dışında kalaraktan aslında dönemin siyasi politik söylemlerinden dilini filtreleyerekten birazcık daha objektif ve mesafeli olaraktan yaklaşması gerektiğini iddia ettikleri bir sürece referans veriyor. Dolayısıyla Anales Okulu ekollerinin bugünkü sinema tarih yazımıyla da benzeyen noktalarda insanı merkeze alan fakat insanı merkeze alırken de ekonomik ve sosyal olayların insanları nasıl etkilediği ve bu etkileşimden ortaya çıkan sonuçların aslında tarihe asıl konu olduğu ve bu konuların da dönemin ideolojilerinden filtrelenerekten aktarılması gerektiği ve birazcık daha objektif bir bakış açısıyla nitelendirilmesi gerektiğini iddia ettiklerini söyleyebiliriz. Peki bu noktada tarih yazımı ve sinemayı nasıl bağlayacağımızı düşündüğümüzde ben ilk şunları sorgulamaya başlamıştım. Tarih bu kadar objektifliği tartışılan ve aslında insanı merkeze bu kadar alan ve tarih 15 dakika değil mi? Hocam kusura bakma hatırlatma 5 dakikanız var. Tabii ki tarihçiyi merkeze alan bir yapısı içerisinde sinema tarih yazımının nasıl olduğuyla ilgili bir tartışmayı düşündüğümüzde tarih yazımı gibi sinema tarih yazımının da tıpkı sinema gibi ideolojik bir araç olup olmadığını tartışmamız gerektiğini iddia ettim. Ve dedim ki kendi doktora tezimde de buna benzer bir çalışma yaptım. Görüntü dondu galiba ama. Filme aktarmak ve ilk belge filmleri de tartışmak bu anlamda bağlantım mı koptu acaba? Yoksa devam. Evet hocam bir 15-20 saniye kadar duyamadık sizi. Tamam, hemen toparlıyorum. Bu anlamda aslında belge film niteliğinde tüm karşılaştığımız unsurların da birer ideolojik araç olaraktan tartışmaya açılabileceği ile ilgili bir iddia sundum. Ki güncel tartışmalarda aslında bugün Lumière kardeşlerinin ortaya koymuş olduğu tüm belge filmlerde bir sinema tarih yazım perspektifiyle tarih ve sinema yaklaşımı içerisinde gerçeklikleriyle ilgili sorgulandığı aşamada sinema tarih yazımının objektifliği de bu bağlamda tartışmaya açık.
Ve tarih yazımının sinema ile olan ilişkisinde hemen hızlıca toparlıyorum. Özellikle kültürel tarih yaklaşımı ve klasik tarih yaklaşımının tıpkı analiz okulu ekollerinde gördüğümüz gibi filmlerin toplumsal ve ekonomik yönden ele alınması gerektiği ve tarihçi yaklaşımında toplumu değişime iten, toplumu dönüşüme iten ve ideolojik bağlamda da demin ifade ettiğim gibi ulus devlet inşa politikalarının bir parçası mı olabilir yoksa farklı siyasi söylemlerin bir parçası olaraktan mı kayıt altına alınıyor? Filmler bu şekilde mi üretiliyor ve bu filmler tarihe nasıl konu oluyor veya tarih öznelerini ve nesnelerini nasıl kitaplara ve filmlere aktarıyorlar diye bunlara referans vererekten aslında sinema tarih çalışmalarının derlenmesi gerektiğini iddia ettim. Ve sonuç olaraktan aslında tarih yazımının sahip olduğu gücün sinema tarihinde karşılaşmış olduğu tüm bu devlet politikalarından etkilendiği bir süreçte gerek film üretiminde gerekse sinemada tarihin kayıt altına alınmasında sinemanın tıpkı tarih gibi bir ideolojik araç olduğunu ve tarih yazımı bağlamında da her ikisinin de söylemlerden ve dönemin koşullarından, dilin kullanımından ve çeşitli inanışların etkisiyle birer ideolojik araç olabileceğini iddia etmeye çalıştım. Bununla ilgili aslında birinci kaynaklara çok referans veriyorum. Kendi kitabımda da bununla ilgili çok çalışmalardan bahsediyorum. Ama belki birkaç kaynağa referans verebilirim diye burada kaynakları da paylaşmak istedim birkaç tanesini. Benim sunumum şimdilik bu kadar. Süreyi ucu ucuna yetiştirdim sanırım ama. Gayet iyi sundunuz hocam. Süreniz de aşağı yukarı 30 saniye kadar süreniz daha vardı. Tamam. Ama sonra eğer cevaplarda eksik kalan yerleri tamamlamak isterim. Tabii ki, tabii ki. Çok teşekkür ederiz. Çok ilginç bir sunumdu, çok güzel bir konuydu. Aydınlatıcı bir sunumdu. Şimdi ben ikinci sıradaki sunuma geçmek istiyorum. Harun Bodur Hocam, Hukuk ve Film Yaklaşımlarına Dair adlı çalışmasını bize burada sunacak. Hocam söz sizin, buyurun. Sesimizi açalım hocam, Harun hocam. Şimdi merhaba öncelikle. Slide'ım, görüntüm ve sesim sizlere sağlıklı bir şekilde ulaşıyor herhalde. Bir sorun yok. Evet, öncelikle kendimi tanıtayım. İsmim Harun Bodur. Erciyes Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde Hukuk Felsefesi ve Sosyoloji Sanabilim Dalı'nda çalışıyorum. Yani benim doğrudan sinemayla olan bir uzmanlığım söz konusu değil. O yüzden çok ahkam kesemeyeceğim bu konuda. Benim uzmanlık alanım daha çok hukukun kuramı üzerine. Hukuk ile sinema arasındaki ilişkisellik benim kişisel hikayemin de bir parçası aslında. Onun da son halkasından bir tanesi bu. Kişisel hikayem aslında Haydarpaşa Kampüsü'nde, yani Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde, Haydarpaşa Kampüsü'nde çatı katında yer alan Güzel Sanatlar Fakültesi'nin sinema televizyon bölümüyle olan hasbihalimden oluşmuştu. Özellikle hukuk derslerinden sıkıldığım zaman oraya gidip farklı bir dünyaya kapıları açmaya çalışıyordum o zaman çömez öğrenci olarak. Daha sonra doktora çalışmalarım sırasında Danimarka'nın Kopenhag Üniversitesi'nde çalışırken hukuk ve sinema üzerine bir konferans karşıma çıktı. Yine bir ışıklar yandı haliyle benim için. Yeni bir alanla tanışma fırsatı oldu ve oradan tabii ki bazı kaynaklar ve çalışmalara ilişkin bir şekilde hazırlıklar çalışmalara yürütmeye başladım. Şimdi artık akademiyada ya da derslerde artık bu yaklaşımı artık ete kemiğe büründüren bir aşamaya geldiğim için de aynı zamanda mutluyum. Bu benim için çok aynı zamanda mutluluk verici bir alan. Hemen şöyle, evet. Hukuk ve sinema yaklaşımı ya da hukuk ve film yaklaşımını, hukuk ve film yaklaşımı, hukuk ve film akımı ya da çalışmalar olarak isimlendirilebiliriz. Bu isimlendirme çok önemli değil ama burada önemli nokta, hukuk ile sinema alanları arasında interdisipliner, yani disiplinler arası bir çalışma alanı oluşturmak şeklindeki çalışmalar bunlar. Tarihine baktığımız zaman özellikle 80'lerin sonundan 90'ların başına değin başlayan sempozyumların, monografilerin, kitapların, derlemelerin, akademik yayınların olduğunu görebiliyoruz. Hem dünya çapında hem de Türkiye'de. Ben bunları hemen sizlere göstermek, paylaşmak istiyorum. Hukuk ve sinema ya da işte mahkemeler, davalardaki mahkemeler, filmdeki hukuk ya da hukuk, adalet ve popüler kültür. Böylelikle hukuk ve sinema yaklaşımlarının hangi mecralardan
oluşturulduğunu, o ilişkiselliğin nasıl oluşturulduğunu da görme fırsatımız, gösterme fırsatım da oluyor bu şekilde. Pardon. Efendim, kriminoloji ve sinema ya da cezalandırma ve popüler kültürde cezalandırma yahut da kültürel hukuk çalışmaları, hukukun popüler kültür içindeki yeri ya da hukuk ve popüler kültür. Bakın burada hukuk ve sinema ilişkisinin hangi başlıklar ve çerçeveler içinde oluşturulduğunu görmek açısından bunlar önemli. Yine Avustralya'da hukuk ve popüler kültür ya da hukuk ve popüler kültür uluslararası bir perspektiften bir bakış açısı. Yine hukuk ve popüler kültür çalışmaları. Hukuk, popüler kültür, ceza ve sosyal kontrol ya da hukuk ve filmde kadın meselesi. Ya da hukuk öğrencilerine bir film terapisi. Yani eğer hukuk fakültesine mi gireceksiniz? Hukuk fakültesine filmlerle hazırlanın. Bu Amerika'da yayınlanan bir çalışma. Yani Amerika'nın hem hukuk sisteminin hem de Hollywood sinemasının bu hukukla olan ya da dava filmleriyle olan hasbihalinin de bir yansıması bu aynı zamanda. Yine kadın avukatlar, kadın hukukçular ya da hukuki metinler olarak filmler. Ve Türkiye'ye dönersek, Türkiye'de de son yıllarda özellikle başlayan bazı çalışma örneklerini sizlere paylaşmak istiyorum. Sevtap Hoca'nın, Sevtap Metin'in Hukuku Sinemada Görmek eseri. Sayın Hocam Remziye Köse Özelçi'nin sinema filmlerinde insan hakları. Bunda benim de bir makalem var, Philadelphia filmi hakkında. Yine Cemal Bali Hoca'nın Beyaz Perde'de Kirli Yargılama. Yine Zehra Çiğdem Özcan'la yaptığı, Cemal Bali Akal'ın beraber yazdıkları Film Gibi Hukuk. Burada şu başlığı dikkat çekmek istiyorum. Beyaz Perde'de Kirli Yargılama. Yani hukukun temsilinin her zaman adaleti üreten mekanizma olmadığına ilişkin bir ezber bozma şeklinde bir film okuması yapıyor Cemal Hoca. Bu da son derece önemli. Aslında yani adaletin tecelli ettiği yer midir sorusunu aslında bizlere soruyor filmler aracılığıyla. Yeni çıkan birkaç çalışma, kriminoloji ve sinema, hapishane ve mahkeme filmleri ve son yıllarda artık hukuk fakültelerinde de hukuk ve sinema derslerinin seçimlik ders olarak karşımıza çıkıyor. İşte Emine, bunlar da makaleler, diğer çalışmalar, hukuk ve sinema dersi, sinema ve hukuk bir tür olarak hukuk filmleri ya da bir yüksek lisans tezi, Yeşilçam melodramlarında popüler hukuk kültürü üzerine bir inceleme, sinemada Suç ve Ceza yahut da Pasajlar dergisinde yayınlanan mahkeme filmlerinde avukat temsilleri, bunlar Türkçe'de yayınlanan çalışmalardan birkaçı. Peki hukuk ve film çalışmalarının bu ilişkiselliği nasıl kuracağız? Öncelikle söyledik ki bu bir interdisipliner çalışma. O zaman bunun izini sürmeye çalışırsak hukuk ve sinema arasındaki ilişkiselliği, o interdisipliner yaklaşımı bir ayağını ya da ilhamını oluşturan hukuk ve sinema yaklaşımından daha önce hukuk ve edebiyat çalışmaları vardır. Ve hukuk ve edebiyat çalışmaları da hukuk ve sinema çalışmalarının bir örneği, öncülü olarak karşımıza çıkar. Üst başlık olarak yine hukuk ve popüler kültür alanı karşımıza çıkıyor. Hukuk ve popüler kültür ilişkisi daha geniş bir perspektif sunuyor. Yani sadece sinema filmleri değil, gazete, televizyon, dizi, reality show, program, internet, sosyal medya, bilgisayar oyunları, popüler kültüre ait her ne varsa onun hukuki temsilini inceleyen daha geniş ve genel kapsamlı, az önce kaynaklarda gördüğümüz üzere bir başlığı oluşturuyor. Böylelikle popüler kültür çalışmaları bize bir ilham veriyor, bir öncül oluyor yine. Peki bu çalışmalara hukuk kuramı açısından, hukuku düşünme biçimi olarak nasıl kalkış noktaları belirleyebiliriz? Birincisi hukukun bilgisiyle hukuka ilişkin bilgi ayrımını yapabiliriz. Hukuk ve diye yapılan çalışmaların şeyi budur. Yani hukukun bilgisi demek, hukukun normatif bilgisi, kural bilgisi, mevzuat bilgisi, meri hukukun bilgisini sunan pozitif hukuk kuralı, hukuk disiplinlerini ifade ediyor. Hukuka ilişkin ise hukuku konu edinen diğer disiplinlere konu edinen alanlar. Hukuk antropolojisi, hukuk sosyolojisi, hukuk felsefesi ya da hukuk ve sinema gibi alanlar. Böylelikle hukuk sadece hukuk sadece pozitif hukuk bilgisinden değil, onu konu edinen diğer disiplinlerin bilgisine de ihtiyaç duyuyor. Burada yine hukuk felsefesi, hukuk kuramları açısından Amerikan hukuki realizmi bize hukukun sadece mantık, hukuk yaşamının sadece Holmes'un söylediği gibi mantık değil, deneyim olduğunu, bu deneyimin üzerinden hukuku görmek gerektiğini ve hukuk dışındaki diğer disiplinleri kapı aralayan bir hukuk felsefesi yaklaşımı. Aynı zamanda 1960'larda Hukuk ve Toplum Derneği'nden ortaya çıkan
Amerika'da ortaya çıkan hukuk ve toplum akımı çalışmaları. Bunlar da hukuku doğrudan toplumla olan karşılıklı ilişkisi ekseninde ele almaya çalışan ve interdisipliner çalışmalara bu sefer tamamen kucak açan, onların bakış açılarıyla hukuku tekrar ele almaya, tekrar sorgulamaya çalışan yaklaşımlar. Bunun temel çıkış noktası kitaplardaki hukukla fiiliyattaki hukuk arasındaki uçurumu bir şekilde kapatmaya çalışmak ve hukuk ve toplum arasındaki hem hukuk toplumu etkiliyor hem toplum hukuktan etkileniyor ilişkisini, ilişkiselliğini tekrar kurmak. Yani demem o ki bu yaklaşımların özü hukuku kapalı mantık sistemi olarak kendi fanusuna kapatan bir hukuk anlayışını aşmak ve tabiri caizse kendi çöplüğümüzden çıkarak hukuku başka alanlara doğru hukuku açabilmektir. Bunun bir ayağı da eleştirel hukuk çalışmaları. Hukukun eni konu politika olduğunu, hukukun kesinliği miti karşısında kapitalist hukukun maskelerinin ifşa edilmesini, politik bir yönü barındırdığını ve tabiri caizse hukukun kapitalist hukuk sisteminin kabullerinin, mitlerinin ifşa edilmesi ve hukukun eni konu politik bir şey olarak sorgulanması gerektiğini söyleyen çalışmalar. Bunlar bize öncül nitelikteki çalışmalar diyebiliriz. Peki hukuk ve film çalışmalarında yaklaşım biçimleri nasıl olabiliyor? Örneğin burada ikili bir ayrım var. Bu edebiyat ve hukuk çalışmalarında benzer bir şey var. Filmlerde hukuk ya da film olarak hukuk gibi bir ayrım karşımıza çıkıyor. Demek ki arkadaşlar diyorum derslerden kusura bakmayın. Böylelikle sadece anlatısallık ve metinsellik açısından edebiyatla ortaklık taşıyor ama sinemanın kendisini sinemaya özgü unsurlarıyla daha fazlasını vaat ettiği için sinemayı ayrıca ele almak gerektiğini söyleyebiliyoruz. Yani o yüzden filmleri ciddiye almak gerekiyor. Yani filmin kendisini ciddiye almadan yapılacak hukuk ve film ilişkiselliğini kurmak eksik kalacaktır. Mesela burada filmin hukuka paralel olması, koşut olması ya da hukuka koşut biçimde film yaklaşım ya da yargı olarak film ele alınabiliyor ya da bizatihi hukuk felsefesi, hukukun felsefesi olarak film. Tekrar başta söylemem gerekiyordu. Benim ilgim pozitif hukuk dalları, ceza hukuku, ticaret hukukunda sinema falan değil. Hukukun kuramı açısından, hukukun kavramı açısından ve kavram demeti açısından sinemayla olan ilişkisellik. İşte kategoriler az önce de söylediğim gibi sinemada hukuk, hukuk olarak sinema ya da hukuk kuramı olarak sinema. Burada film örnekleri de sizlere sunmaya çalıştım. Yine bu çalışmalarda nasıl metodolojiler, perspektifler, metinsel analiz, olay örgüsü ya da toplum ve hukuk ilişkisindeki tarihsel bir inceleme ya da sinematik tercihlerin üzerinde durulabiliyor. Peki bu V bağlacını ben tirelerle bağlamaya çalıştım. Bunun nedeni şu, interdisipliner yani disiplinler arası çalışmanın hiyerarşi kurmadan aynı düzeyde zincirleme bir şekilde yapılması lazım. Yani tireyi böyle bağlamak, V bağlacını doğru bir şekilde ete kemiğe büründürmek lazım. Bunun için film düşünce, özellikle Serdar Hoca mesela Türkiye'de ya da film zihni ya da filmozofiyi ciddiye almak gerekiyor. Burada Frampton'ın çalışması son derece önemli. Şunu söylüyor. Filmozofi, düşünmenin film ile ilişkilen, bunu filmozofi ya da filmle felsefe arasındaki ilişkiselliği, hukuk ve film arasındaki ilişkisellik içinde kullanabiliriz. Onun için burayı önemli vurguluyorum. Özellikle filmle hukukun kuramı arasındaki ilişkiyi kurmamız için. Filmozofi diye terim olarak kullandı. Düşünmenin film ile ilişkilendirmesini önermiyor. Veya bir mukayese derdinde de değil. Harun Hocam 5 dakika süreniz kaldı. Çok özür dilerim. Hatırlatma yapıyorum. Teşekkür ediyorum. Çok sağ olun hocam. Bilakis bizatihi filmin kendine az bir düşünce olarak analiz etmesini öneriyor. Burada filmleri araçsallaştırmadan, filmi bir renk katma aracı, eklenti, bir araç olarak kullanmadan filmin bizatihi film düşünce olduğunu alarak yola çıkmak zorundayız. İşte ders örnekleri de farklı bağlamlar içinde karşımızda şu anda. İşte Türkiye'de de yapılan çalışmada derslerden bir tanesinde sinema aracılığıyla sinemayı araç haline getirmeden öğrencilerin hukuk eğitimi dışında farklı kapıları aralamasına yol açma. Yine hukuk ve film yaklaşımları Türk filmleri açısından bir anlamda Türk hukuk sistemine bakarken bu da mı gol değil Hakim Bey repliğini uyarlayabilir. Yani hukuk ve toplum ilişkisi açısından. Örneğin Emine Balcı'nın eserindeki çalışma gibi Yeşilçam'da popüler kültüre ait mesajlar. Hakim, savcı, avukat, sanık, izleyici, yargılama sujesi. Niye 75'te çok önemli? Melodramlar çünkü insanların hukuku alımladığı uzmanlık dışında tek yer aslında. O yüzden popüler kültür, sinema gibi tüm ürünler son derece önemli. İnsanlarla, insanların deneyimiyle hukuku birleştiriyor. Çünkü hukuk kapalı bir sistem olarak bu deneyimlere biraz uzak kalıyor. İşte bu filmler de bu şekilde, bu melodram filmleri de bunlar.
diziler bir ceza avukatın anıları ya da saygılar bezden eseri. Ve böylelikle hukuk film türleri gibi bir ayrım söz konusu oluyor. Hukukun dalları çerçevesinde incelenebiliyor, işlediği sorunlar, kavramlar ya da belgeseller çerçevesinde oluşturuluyor. Bu özellikle öğretim çerçevesinde, akademiya çerçevesinde, akademik araştırma çerçevesinde hukuka eleştirel bakış, iç sorgulama, öz eleştiri, öğretimin öğrenim olmasını sağlama, hukukla yaşama ilişki kurması, kavram ikilikleri, hukukun ve adalet üzerine, insan haklarının üzerine düşünme perspektifleri sağlıyor. Aslında burada hukukun ezberlerinin bozulması gerekiyor. Hukukçular bir anlamda gelişen şeyden sonra hem Domier'in hukukçuları gibi ya da Klimt'in hukuku resmettiği gibi bir kibir abidesi, kendi fanusunu ve kendisini dörtbaşı mamur, kerameti kendinden menkul, biricik olarak gören hukukçulara karşı onların oluşturduğu akvaryumu kırmak üzerine, kendi çöplüğümüzden çıkmak üzerine kurulu. O yüzden hukukun şöyle resmedildiği bir alanda hukukun kendisini sorgulamak, hukukun kendisini sorunsallaştırmak, hukuk ve sinema yaklaşımlarında ya da sinemanın bize vaat ettiği önemli şeylerden bir tanesi. Adalet kavramı ve adaletsizliği görmek, hukukun adalet mülkün temelidir deniyor. Adaletsizliği görmek için sine göze de ihtiyacımız olduğunu söyleyelim. Adalet kavramının en iyi anlaşılacağı yerlerden bir tanesi adaletsizlik kavramı. İnsan haklarının da ihlalleri görebilmek, dokunabilmek. Böylelikle hukuk eğitimini, öğrenme şekillerini kuru bir Kafka'nın söyleyişiyle talaş hukuk kitabı okumak talaş yemeye benzer der iken hukukun öğrenme yollarını daha farklı alanlara açma olarak karşımıza çıkıyor. Aynı zamanda hukuk eğitimini bir daha aktif öğrencinin devreye girdiği kuru eğitim yerine empatinin sağlandığı, eğitimin yeni yollarının açıldığı bir yol olarak sinema filmlerini görmek mümkün. Süremi açtım mı hocam bilmiyorum ama. Hocam bir dakikanız daha var. Buyurun. Bir dakikada daha toparlayayım. Böylelikle bu ilişkisellik hem dersler açısından hukukçuların hukukla olan hasbihalini açabilmek, ezberlerini bozabilmek, konfor alanlarından çıkabilmek açısından hukukla sinema ilişkisi son derece önemli potansiyeller sunuyor. Ben daha sonra belki fırsat olur diye bazı film önerileri de hazırlamaya çalışmıştım. Eğer soru ya da katkı gelirse oradan paylaşacağımı söyleyeyim. Herkese çok teşekkür ederim. Biraz böyle at koşturur gibi yaptım ama umarım bir şeyler anlatabilmişimdir. Teşekkür ediyorum. Sağ olun. Çok teşekkür ederiz hocam. Çok güzel bir sunumdu. Özellikle birkaç söylediğiniz şey çok dikkatimi çekti. Sorular kısmına geçtiğimizde mutlaka onlarla ilgili benim de size birkaç sorum olabilir. Çok teşekkürler. Güzel bir anlatımdı. Şimdi sırada Asal hocamızın sinema, mimarlık etkileşimi bağlamında bir bilim kurgu film analizi Arrival adlı çalışması var. Hocam sizi dinliyoruz. Buyurun. Merhabalar. Ben Asal Hocam'ı sinema mimarlığın etkileşimi bağlamında bir film analizi yaptım. Ayrıca Kadın İstatistik Üniversitesi'nde mimarlık bölümünde doktor öğrencisiyim. Sinema ile ilgili çok daha yolun başındayım. Bunları bildirmek istedim. Şimdi mimarlık ve sinema mekanı farklı evrelerde ele almakta. Mimarlık bunu gerçek anlamda mekan deneyimi yaratarak yapmakta. Sinema ise yapay olarak o duyguyu en çok yaşatan bir sanat dalı olmuştur. Bu çalışmada yöntem, mekan, sağ tasarım ve göstergelerin kullanış şeklini analiz edeceğim ve çalışmada Uğurhan Yeni'nin yaptığı sınıflandırma, mekansal sınıflandırmayı temel olarak çalışmayı yaptım. Bilim kurgu filminin özelliklerinden sonsuz kuramsal mekan tasarımlarının olması ve geleceğe yönelik deneyim kazandırmaları olmuş. Arrival filminde ise uzaylıların yaşam alanlarıyla ilgili yeni bir mekan arayışlarında olmuşlar ve insanların uzaylılarla bir iletişim kurma çabalarını göstermeye çalışmış. Bu film Deniz
Ben Neo yönetmenliğinde yapılmış bir film ve senaryosu Ted Chiang'ın kitabından esinlenerek yazılmıştır. Amerikan yapımı bir filmdir. Konu olarak filmin 12 farklı noktaya, dünyanın 12 farklı noktasına inen uzay mekikleri tüm dünyayı panik haline sürüklemiş, yani gelme amaçları bilinmeyen. Bu çerçevede de yapılan yürütülen çalışmalarda bir bilim uzmanı, bir fizikçi ve bir askeri grup bulunmakta. Filmin mekanlarını iki başlık altında ele almak istedim. Birisi mekanı oluşturma biçimleri, ikincisi mekanın kullanım biçimleri. Filmin mekanları, insanların yaşadığı mekanlar ve uzaylıların bulunduğu mekanlar olarak iki şekilde olabilir. Konut ve askeri çadırı insanların bulunduğu alanlar ve uzay gemisi de şeylerin bulunduğu alanlar olarak tanımlanabilir uzaylıların. Burada insanların ve uzaylıların arasındaki boyutsal farklılıklardan kaynaklı mekansal olarak da ölçek farkını görebiliyoruz. Bu film sahnelerinde kameranın iç kesim ve alt kesim sahneleri yöntemiyle daha vurgun hale gelmiştir. Mevcut mekanların kullanımı olarak konut var mevcut mekanlarda. Bu mekan göl manzaralı, doğayla iç içe, bol doğal ışık alan ve geniş yatay pencereleri ve köşe açıklıklarına sahip bir mekan. Yüzeysel olarak da doğal taş ve ahşap yüzeyler kullanılmıştır. Burada en önemli sahnelerden birisi, evde çekilen sahnelerden salonun penceresinin önünde çekilmiştir ve buradaki donatılarla birlikte evdeki hikayenin zamansal olarak da bize bazı ipuçları sunmakta. Askeri üst çadırları olağanüstü hal ve bir aciliyet durumunu sergilediği için çadır içerisinde çekilmiş sahneler ve burada donatı farklarıyla birlikte mekanların arasındaki farklılıkları mekan organizasyonunu görebiliyoruz. Özel alanlar, gelen alanlar ve hiyerarşik bir düzenle sahip olduğunu görüyoruz bu mekanların. Farklı bölümlerden de oluşuyor. Çalışma alanları, yatakhaneleri gibi. Filmin kurgusal olarak tasarlanan mekan ise uzay mekiği olmuştur. Uzay mekiği devasa boyutlara sahip. Form olarak da altı üstü aynı olan homojen bir forma sahip ve yerden yüksekte duruşu, yere oturmaması statiksel olarak da mantığı zorlayan bir tasarım olmuştur. Bu kendi yönetmenin kendi yaptığı açıklamalara göre 15 Inuya adlı bir göktaşından ve dünyanın dip etenlerinin araştırdığı üzere kurulmuş olan Babel Kulesi'nin bir benzetmesi olmuştur. Mimari akımları da burada görebiliyoruz. Mesela minimalizm akımının izlerini bu tasarımda az ve öz olan bir tasarım, sade bir tasarım ve yerden yüksekte oluşu ve işlev olarak da en minimal işlevlere sahip oluşu dan bahsedebiliriz. Brutalizm akımı da burada göze çarpmakta. Geometrik biçim olarak yarım daire ve elipsoid bir forma sahip bir tasarım olmuştur ve görünen malzeme de brüt beton görünümlü bir malzeme olmuştur. Mekansal organizasyon açısından ve dediğim gibi sade bir forma sahip tüm dikkatleri çeken bir cam bölme var. Bu cam bölmenin dışında herhangi bir başka bir bölüm yok içeride. Havuza benzeyen bir kısım var uzaylıların bulunduğu ve bir kapı aracılığıyla açılan ve sonunda bir cam bölmenin bulunduğu bir koridor var. Buradaki yer çekimi sistemi farklılaşmış. Bu da mimarla bir deneysel bir ortam olmuştur. Ve yer çekim kuvvetini merkez kat kuvvetiyle birlikte
Örneğin teorisinde bulunan bir teknik bu. Mimarlığa hazırladığı bir ortam olmuş sinemanın. Bu yer çekiminin farklılığını sinema bakışıyla da yöntem, bu yönetmen farklı yöntemler kullanmış. Mesela işte ters kamera çekimi tekniği, bunu diğer filmlerde de kullanmış ama burada hikayeyi destekleyebilmek adına çok güzel bir nokta olmuştu. İnsanlar ve uzaylıların arasındaki farklılıklar yine de hem atmosfer olarak hem de o kullandığı cihazlardan da belli oluyor. Kullandığı cihazlarla ilgili insanların birçok cihaz kullanmak durumunda kaldığını, uzaylılarla iletişime geçme konusunda. Ancak uzaylıların herhangi bir araç kullanmadan birbiriyle iletişim kurdukları ve vücutlarından sargılanan bir mürekkebe benzer bir şeyle insanlarla iletişime geçmeleri ve o mekandaki o aidiyet hissini verebilmeleri de önemli olmuştur. Atmosfer farkını da görebiliyoruz burada. Oradaki cam bölmenin arkasındaki havanın sis niteliğinde oluşu ve insanların oradaki kullandıkları kıyafetlerin, özel kıyafetler kullanarak orada bulunmaları, atmosferle ilgili yaşadıkları tedirginlikleri bize göstermekte. Ayrıca filmin mekandaki kullanım biçimleri, mekanı konu olarak kullanmalarından bahsedeceğim. Bu uzay mekikleri 12 farklı noktaya inmiştir. Bu mekanlar hep kent seviyetleri ve doğa manzarası olmuştur. Filmin hikayesine uygun bir şekilde destekleyici bir mekanlar seçilmiştir. Çünkü eğer savaş amacıyla gelmiş olsaydı bu uzaylılar, hani kentlerin kritik noktalarında konumlanmaları gerekiyordu. Ancak buradaki mekan kullanım şekli hikayeyi destekleyerek daha farklı bir amaçla geldiklerini göstermekte. Tamamlayıcı mekan olarak doğa manzarası, anımsama sahnelerinde ve evdeki çekilen sahnelerde arka planda görebilmekteyiz. Aynı zamanda hastane mekanı ölümü daha etkileyici gösterebilmek adına kullanılmıştır. Buradaki mekana destekleyici bir şey olarak da, unsur olarak da renk kullanımını görebiliyoruz. Mavi renklerin kullandığını görebiliyoruz. Okul binası başka bir tamamlayıcı mekan olmuştur. Bu da hani silah değil de çözümün iletişimde ve bilimde olduğunu göstermek adına kullanılmış bir mekan olarak karşımıza çıkmakta ve geliş haberinin de bu binada bulunması daha etkileyici olmuştur. Asıl eleman olarak bütün tanıtım afişlerinde de gördüğümüz gibi uzay mekiği olmuştur. Film süresince sıkça iç mekanı gösterilen bu alan geniş amacını anlamamız adına insanlığın odak noktası olmuştur. Sinema mimarlığın etkileşiminde yöntemsel ve terminolojik etkileşim ve ortak eleman kullanımları ben bahsetmek istiyorum. Sabit bir noktada dönerek çekilen sahnelerde, yani kan hareketi seyirciye daha etkileyici, hani mekanla ilgili daha çok bilgi vermek adına kullanılır. Bu da mimarlık kaldı. Ufak bir hatırlatmak, kusura bakmayın. Mimarlıkta da bir kesitin vurgusu, kesit olayını göstermekte. Bu mimari kilit olarak da fan hareketlerinin mimari kilit olarak da algılayabiliriz. Bu da dairesel bir harekete gerçekleştirilmiştir şimdi. İkincisi kamera ayrısının hareketiyle birlikte diyerek mimari sirkülasyon ve bilimler arası bağlantıları bize göstermekte. Bu üst çadırı, askeri üst çadırında da aynı şekilde aynı yöntem kullanılmıştır. Aynı zamanda deep focus tekniği mimarlıkta da aydınlatma, ışık ve gölge oyunlarıyla birlikte bir noktaya odaklanma, arkada olan bir noktayı görebilmemiz adına filmde de kullanılmıştır mimarlık olarak.
Kadraj konusu o çerçevelenmiş, insanların daha odaklanması gereken şeylerin, olayları göstermek adına mimarlıkta da kullandığımız bir teknik olmuştur. Burada medyadaki o haberlerin çerçevelenmesi ya da uzay gemisinin içindeki olaylar. Aynı zamanda sinemadaki mekanlarda pozisyon, orantı, simetri ve benzeri temel ilkeler mimarlıkta da aynı şekilde göze çarpmakta. Bunların örneğini mimarlıkta görebiliyoruz. Buradaki sahnelerde de oyuncuları ya da işte oradaki sahneyi oran orantı ve hani odak noktası haline getirmekte ve hem dikkat çekici hem de fiziksel olarak önem kazanıyor. Ortak eleman kullanımı olarak renk kullanımında mavi ve turuncu renklerin tamamlayıcı renkler olarak monokromatik şekilde hem mekanlarda hem donatılarda hem de kıyafetlerinde görebiliyoruz. Sarı rengini geliri geçen bir renk ve hastalığı temsil eden bir renk olarak arındırma çadırında mekansal çözüm olarak görebiliyoruz. Siyah beyaz rengini de güç ve asaleti temsil eden bir renk olarak uzay mekiğinde ve uzaylılarla ilgili sahnelerde vurgulayıcı bir renk kullanımı olmuştur. Işık unsuru da aynı şekilde yine sıcak ve soğuk tonlarla birlikte hem zamansal olarak farklılıkları göstermekte hem de mekansal organizasyonu bize göstermekte. Doku unsuru ise insanların yaşadığı alanlarda ve uzay mekiğinin içinde bir doku tespiti yapabiliriz. Daha sert ve beton görünümlü doku insanların erişebildiği noktada uzay mekiğinde kullanılmışken uzaylıların bulunduğu kısımda yumuşak doku kullanılmış. Bu da hastalığı daha vurgun hale getirmekte. Sonuç olarak da filmde birçok bilimsel kavram var. Farklı bilim dalları ve onların hani din bilim ve felsefe olarak özellikle fazlasıyla bilgi verilmiştir. Bunlardan bazıları Sapir-Whorf hipotezi, sıfır toplamsız oyun, palindrom, farklı fraktal boyut ve logogram din bilimiyle ilgili ve Friedrich Nietzsche'nin amorfati hipotezi olabilir. Mimarlık açısından da filme destek olmuştur mimarlık. Mekan açısından gördüğümüz uzaylıların gemilerinin formunun tasarımı ya da işte transfer aracının da silindir formda olması, hastane koridorunun dairesel formda olması veya işte okuldaki amfinin dairesel sıra düzenine sahip olması ve arındırma çadırının da silindir formda olması, bunların hepsi oradaki asıl tema olan zamansal olarak zaman anlayışının farklı oluşunu ve hayatın bir döngüden ibaret olduğunu vurgulamak için mimarlığın sinemaya verdiği destek olarak görebiliyoruz. Yapılan uzay mekiği tasarımı da filmin asıl mekanı olarak farklı bir düzene sahip olmuştur. Diğer filmlerdeki bilindik uzay mekiklerinin dışında bir tasarıma sahip ve yer çekimi de tabii ki de çok güzel bir ortam oluşturmuştur mimarlığın deneysel ortam olarak. Dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Umarım süreyi aşmamışımdır. Saniyesi saniyesine bitirdiniz hocam. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Şimdi chatboard açıldı. Soruları alacağız. Şu an bakıyorum. Henüz bir soru buraya düşmedi. Ben hemen buraya soru düşene kadar benim birkaç tane sorum var. Bakalım zamanımız yetecek mi? Hemen kısaca en son sunumdan başlayarak sorumu sorayım. Bu Arrival filmi benim için de çok önemli bir film. Çok severim Arrival filmini. Burada çok güzel bir aslında mimari analiz yapmışsınız. Aslında bir taraftan sinematografik bir analiz de yapıyorsunuz. Bu açıdan aslında mimari ve sinematografin ne kadar birbiriyle ilişkili olabileceğini göstermiş oluyor çalışmanız. Şöyle bir şey geldi aklıma. Acaba siz buna katılır mısınız? Uzay gemilerinin tasarımından bahsederken
Özellikle işte onların o dikey yapısı işte biraz farklı, bizim alışılmışın dışında bir yapıyı görebiliyorduk. Ben bunun filmi izlerken belki biraz fazla aşırı yorumluyor olabilirim ama o uzay gemilerinin eliptik hatlarını, yuvarlak hatlarının sanki o uzaylıların zamanı döngüsel bir şekilde yaşıyor olmalarıyla acaba ilişkili olabilir mi diye düşünmüştüm. Siz ne düşünürsünüz bu konuda? Çok merak ediyorum. Teşekkürler. Teşekkür ederim izniniz için. Tabii ki de hani sonuçta toparlamaya çalıştığım slide'da aslında biraz açıklamaya çalıştım. Filmde o hayatın döngüsünün farklı bir arayışlarda olduklarını ve uzaylıların dillerini öğrenmesiyle o hayat döngüsünün farklı algılandığını hem işte farklı bölümlerde görebiliyoruz şimdi. Bunların birisi de uzay gemisinin kendi formu olmuştur. Yani tasarlanmış formda bunun destekleyici bir etkisi var. Bu diğer alanlarda da hani işte o dediğim gibi hatta o transfer araçlarının da o silindir formu da aynı şekilde bunu desteklemekte. Dediğiniz doğru yani hani Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Çok güzel bir sunum oldu. Emeğinize sağlık. Chatboard'a bakıyorum. Şu an bir tane soru geldi. Özlem Tuğçe Kireç hocama bir soru. Mark Ferro'ya göre diyor. Sinema ister gerçek görüntülere dayansın, ister dayanmasın. Belge ya da kurmaca olsun, gerçek ya da düşsel olsun tarihtir. Onda iz düşümü bulan insan en az tarih kadar tarihtir. Özellikle kurmaca filmlerde tarihin alternatif olarak okuması mümkün mü sizce? Özellikle aşağıdan tarih yazımı açısından değerlendirirseniz neler söyleyebilirsiniz? Teşekkürler demiş Esra Hanım. Çok teşekkür ediyorum sorunuz için. Tabii ki sinemanın anlatım dili ve kurgusal öğeleri bir arada bulundurulduğu takdirde ve değerlendirildiği takdirde alternatif bir tarih yazım aracı olaraktan değerlendirilmesi mümkün. Çünkü tarih yazımında en başından itibaren hep ideolojinin altını çizdim. Yani tarihçi ve sinemacının aslında neden birbirine çok benzeyebileceği ideolojik söylemlerden, dillerden, siyasal duruştan ve siyasal dokunuştan ne kadar etkilenebileceğini o yüzden altını çizmiştim. Bu bağlamda resmi tarih yazımı olarak nitelendirdiğimiz birçok ifadeyi, yaklaşımı ve konuyu aslında alternatif bir tarih yazım aracı olarak sinemayla birleştirebilir. Bu şekilde yeni bir alternatif tarih yazım aracı olarak ifade edebiliriz diye katılıyorum. Kesinlikle ben de buna katılıyorum. Ama bu noktada sinema tarih yazımının aslında birazcık daha açılması gerekli olabilir. Çünkü sinema tarih yazımı da tıpkı klasik tarih yazımı gibi aslında ideolojik bir duruşu olduğunu ifade etmeye çalışmıştım. Ama kurgusal öğeleriyle değerlendirdiğimizde tabii ki sinema alternatif bir tarih yazım aracı olabilir. Umarım cevap verebilmişimdir. Çok teşekkür ederiz Özlem Hocam. Şimdi bakıyorum gelen ikinci bir soru var mı diye. Şu an buradan gelen bir soru yok. Hemen ben merak ettiğim bir soruyu daha sorayım. Yeni bir soru gelene kadar diyecektim. Şu an Harun Hocama bir soru geldi. Evet, Harun Hocam. Türkiye öznerliğinde konuşmak gerekirse sinemanın eleştirellikten uzaklaşmasının sebebi toplum yönetmen ilişkisinde toplumun ilgisizliği midir yoksa bir sanatçı olarak yönetmenin sorumluluklarından kaçması mıdır? Türkiye sineması diğer sanat dallarıyla paralel olarak neden yeni Yılmaz Güneyler yaratamıyor? Dünya geneli için ise şunu sormak istiyorum. Sinemanın mobil cihazlara inmesiyle eserlerin içeriği de değişmekte. Bu durumun sinema ve hukuk ilişkisinde bir etkisi olur mu diyor. Bu biraz uzun ve bence ikiye bölünerek cevaplanabilecek bir soruya benziyor. İlkini tekrar hatırlatayım. Türkiye öznelliğinde konuşmak gerekirse sinemanın eleştirellikten uzaklaşmasının sebebi toplum yönetmen ilişkisinde toplumun ilgisizliği midir yoksa bir sanatçı olarak yönetmenin sorumluluklarından kaçması mıdır? İlk parçası bu şekilde sorunun. Sonra da diğerini tekrar okuyayım isterseniz. Yani sinema sanatına özgü bir soru. O yüzden hani ben bir sinema uzmanı değilim.
Türk sinemasını değerlendirecek durumda da değilim ama eleştirellikten uzaklaşma ya da toplumla olan ilişkiyi sanırım tüm o toplumsal tüm gelişmelerle ilintili. Yani Türkiye'deki toplumsal problemlerin yansıması her alanda olduğu gibi, örneğin hukukta olduğu gibi, sinemaya da yansıyor. Yani bütünsel bir şey olduğunu düşünüyorum. O yüzden ben tabii hukuk özelinde söyleyebilirim ama Türk sinemasına ilişkin sorunlar konusunda bir muktedir değilim bu konuda. Bir şeyim de yok. Bu noktada çok fazla bir şey söyleyemeyeceğim. Ama benim görüşüm genel noktadaki bu makro düzeyde oluşan tüm problemler mikro düzeyde ya da alanlara ilişkin, işte sanat, işte sinema olduğu gibi her birine ortak bir şekilde, farklı bir şekilde, kendine özgü bir şekilde yansıyor diye söyleyebilirim. Benim daha konuşabileceğim alan hukuk olduğu için hukuk sinema ilişkisi, ama sinemanın öyküsü içinde, Türk sinemasının öyküsü içinde, Türk sinemasının sorunlarına ilişkin maalesef çok fazla hakem kesecek durumda değilim. Alanım uzmanlık alanım değil, kusuruma bakmayın. Estağfurullah hocam, teşekkür ederiz. Hemen son kısmını da sorayım. Sinemanın mobil cihazlara inmesiyle eserlerin içeriği de değişmekte diyor. Bu durumun sinema ve hukuk ilişkisinde bir etkisi olur mu? Bununla ilgili söyleyebileceğiniz bir şey var mı hocam? Hukukla sinema arasındaki ya da hukukla popüler kültür arasındaki geniş çerçevede bu dönüşümün de bir parametre olduğunu, bir iyisiyle kötüsüyle, bunu bir değer yüklü olarak iyi ya da kötü diyemeyiz. Bu bir gerçeklik. Bu bir şekilde belki de bu popüler kültür ya da işte teknolojiyle gelen, internetle gelen şeyin bir şekilde çöreklenmesi söz konusu. O zaman pedagoji, yani eğitimin kendisi de ya da disiplinlerin kendisi de ona göre biçimleniyor, ona göre etkileniyor. Hukuk sadece kapalı diyoruz ama artık hukuku biz gazetelerden, haberlerden, sosyal medyadan, insanların bir devasa, işte çok sansasyonel bir suç olduğu zaman birbirlerine hakaret ettikleri bir şey olabiliyor. Ya da hukuku Müge Anlı'dan alımlıyoruz. Yani bu anlamdaki değişimi, dönüşümü görebiliyoruz. Bunu ıskalamamak gerektiğini düşünüyorum. YouTube'dan mesela avukatın temsili nasıl yapılıyor? İşte hukuk fakültesine gireceklere tavsiyeler. Hukuk fakültesi böyle mesela YouTube videoları çekiliyor. Avukatların çilesi diye çekiliyor. Yani hukuk özelliği diyelim. Yani popüler kültürün unsurları da birer veri, birer inceleme nesnesi haline geliyor. Bunu kapatmamak gerekiyor. Bunu iyisiyle kötüsüyle yani ele alabiliyoruz. Bu eleştirelliği de ya da hukuk sinema ya hukukla popüler kültür ilişkisini bu çerçevede görebiliyoruz. Çünkü popun içinde yaşıyoruz. Yani elimizde cep telefonu var. Öğrenciler, ben kuru bir şekilde hukuk dersi anlatırken ellerinde cep telefonuyla Facebook'ta bir şeylere giriyorlar, bir şeyler yapıyorlar. Bu ilişkiselliği yatsıyan bir hukuk ve toplum, hukukun üzerine düşünmek ne kadar aptalca olur hani, tabiri caizse. Çünkü tamamen o bombardımanın içinde yaşarken, yaşamlarımızda böyle bir şey var iken onun olmadığı bir hukuku tahayyül edemeyiz. Yani ona göre dediğim gibi bunu olumlamak anlamında demiyorum, olumsuzuyla, iyisiyle, kötüsüyle. Müge Anlı bence çok fazla şey söylüyor mesela. Yani en leş diyeyim tabiri caizse, özür diliyorum. Şeyler bile bizim için veridir, benim için veridir. Ben onları kullanmaya çalışıyorum. Çok teşekkür ederiz. Bence çok güzel bir cevap oldu. Şimdi yeni bir soru gelene kadar az da süremiz kalmış ama benim Harun Hocam'a ufak bir sorum var. Çok güzel bir şeyden bahsettiniz. Dediniz ki melodramdan hukukun alımlandığı yer dediniz. Aynı zamanda adaletsizliği görmek için sine göze ihtiyacımız var dediniz. Ben bu konuda adalet deyince benim aklıma gelen bir diğer kavram aslında empati kurmak, ötekini anlamakla başlıyor. Bunu biraz daha açma şansınız var mı acaba? Kısaca 2 dakika süremiz kaldı ama 2 dakikada anlatabildiğiniz kadar adalet, empati ve sinema ilişkisini, sine göz ilişkisini özellikle sizin söylediğiniz bağlamda. Teşekkür ederim. Şimdi adaletle hukukun ilişkisi son derece önemli. İnsani bir ilişki. Ama adaletin birçok kuramı var ama adaleti ya da haksızlık uğradığımız anda, kanlı canlı hissettiğimiz anda o yaşamda bir şekilde ses vermiş oluyoruz. Kuramsal anlayışı, yani adaleti incelemek için adaletsizliği, insan haklarını incelemek için insan haksızlıklarına, ihlalleri görmek, duymak, duyumsamak ve empati koymak. Bunu sadece Türkiye üzerinde, Japon sinemasında bir Japon toplumuna ilişkin bu şekilde kendimizi aşarak, kendi kabullerimizi aşarak, kendi konfor alanımızı aşarak bunlar üzerinde sorgulama imkanımız sağlanmış oluyor. Bunun mecralarından bir tanesi. Ben sadece sinema
edebiyat zaten. Sinema edebiyatı da barındırıyor içinde. O yüzden hukuku daha anlamlı kılıyor. Hukuku yaşamla, insan ile ilişki halinde. Hukuk sadece bir kişinin ya da bir dava, bir kişinin dosyası değildir. Bir iş değildir. Dosya bir yaşamı ifade eder. O yaşamın kendisine dokunan bir hukuk öğretimi, hukukçu profilinin olması gerekiyor. Hukukçular kendileri insanla, topluma, adalete yabancılaşan, adeta piyasa avukatı haline dönüşen elemanlara dönüşüyor. Haliyle bu da iktidar mekanizmasında bir şekilde iktidarın maşası olan bir hukuk ve adalet idesinden, adalet mülkün temelidir denilen ideden uzaklaşan bir hukukçu profilinde bu anlamda ifşa etmek de gerekiyor. Bunun da işte hem eğitim açısından hem de akademik anlamda çalışmalarla yapılabileceğini, adaletsizliğin özellikle görmekle ilgili, bakmakla görmek arasında adaletsizliği görmek, Gürriz Uygur'un adaletsizliği, Hukukta Adaletsizliği Görmek Esiri kitabı var. Türkiye Felsefe Kurumu yayınlarından. Onu okumayı özellikle tavsiye ediyorum. Bu meseleye dokunduğu için tam da dokunan bir şey yani. Teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ederiz hocam. Çok güzel bir cevap oldu. Sanıyorum süremizi doldurduk gibi görüyorum aşağıdan. Doğru mudur? Evet hocam, süremiz doldu. Çok teşekkür ederim. Çok güzel bir sunum oldu. Tüm katılımcılara teşekkür ediyorum. Emeğinize sağlık. Görüşmek